Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalımızın yeni serisi Change, evsiz biri olarak hayatta kalma deneyimine hoş geldiniz. Şu anda canlı yayındayız. Canlı yayında oynayarak çekeceğim bu seriyi. Yine yayından videoyu izlemeye gelenler olacaktır. Şimdiden videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Tabii ki izleyin, daha sonrasında da gerçekten beğenip beğenmenize karar verin. Oyunun amacı şu, zaten bize anlatacak. Evsiz biri olarak hayata başlıyoruz. Burada 5 farklı seçenek var. Bağımlı olarak, emekli asker olarak, akıl hastası olarak ya da terk edilmiş biri olarak hayata başlayabiliyorsun. Hepsinin kendine özgü özellikleri var. Atıyorum akıl hastası bağımlı olarak başlıyor. Emekli asker atıyorum depresyonda oluyor. Yoksulun farklı bir hikayesi var. Ben daha önceden bu oyunu bitirdim ve çok beğendim. Bu yüzden de kanalımda olsun istiyorum. İlk olarak yoksul olarak başlayacağız. Eğer oyunu çok beğenirseniz farklı sonlarıyla beraber de oynayabiliriz, başlayabiliriz. Şimdi girişimizi yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 25-30 dakikalık videolar olacak. Her şey çok hızlı gelişti. Bir ay kirayı ödeyemedim ve eve geldiğimde kilitlerin değiştiğini gördüm. Hayatımda ilk kez bir geceyi nerede geçireceğimi bilmiyorum diyor. Aşkım sen de hoş geldin. Görevlerimiz şu. Yiyecek ve barınak bulacağız. Bir iş bulacağız ve ev kiralayacağız. Zaten buralarda yazıyor. Teker teker altyazıları okumayacağım. Sadece önemli şeyleri okuyacağım. Ve oyuna başlıyorum. Oyunu daha önceden bitirdiğimi tekrardan hatırlatayım. Elimden geldiğince size spoiler vermeden, zaten oyunda farklı farklı şeyler gelişiyor. Sürekli aynı şeyler değil. Ama anlatarak biraz da rehber gibi oynamaya çalışacağım. Yani yoksul hikayesine başladık. Burada hemen bize birkaç ipucu veriyor. Yemekleri marketten alabilirsin diyor dükkandan. Barınaklara gidip, shelter'a gidip kalman lazım. Yoksa dışarıda çok tehlikeli şeyler oluyor diyor. Bu arada barınakta da tehlikeli şeyler olabiliyor. Rent vacancy istediği olay iş bulmamız için gidip başvurduğumuz yer. Burada kış geldiğinde çok soğukta mutluluğun çok hızlı azalıyor ve buna dikkat etmelisin diyor. Polise de dikkat edeceğiz. Atıyorum ben gittim Allah rızası için bir sadaka, Allah rızası için 1 liranız var mı dedim. Polis diyor ki kardeşim burada dilenemezsin hadi diyor. Ağırlar da yakalarsa seni direkt hapse atıyor. Şimdilik bu kadar yeter ve bize envanterimizi gösteriyor. Envanterimde bir tane hurdam var ve hiçbir eşyam yok. Burada eğitim seviyem var. Bunun arttığını göreceğiz. Evsizlerle aramdaki seviyenin artıp azaldığını göreceğiz. Ve 153 tane alınabilir avantaj var. Tabii ki hepsini almadan bitireceğiz oyunu. Ama kolay bitecek bir oyun değil. Fail olabiliriz, ölebiliriz. Her türlü şeyle karşı karşıya kalacaksınız. Oyuna yavaştan başlayalım. Şimdi etraftaki hurdaları topladım. Bu arada köpeği falan da yanımıza alabiliyoruz. Mesela burger 100 tokluk puanı veriyormuş. Çok iyi. Oyunda zaten 100 tokluk seviyesi var. Ve okuma gözlüğü de atıyorum. Eğitim kazanımlarını artırıyor. Tabii ki başlangıçta bunları almayalım. Gidip de açlığımızı doyuracak şeyler falan alalım ki çok para harcamayalım. Şimdilik zaten fullüm. Açlığım falan her şeyim full. Biraz dilenerek başlayayım. Ve kendime güzel bir yer bulmaya çalışacağım. Mesela burada barınak var. Ne veriyormuş? Gıda toplama veriyormuş. Barınakların kendine özgü bonusları var. Atıyorum burada ben kalırsam biraz yiyecek kazanıyormuşum. Bu benim için önemli. Sonuçta evsizim ve param yok. Böyle bana yemek verecek. Bak mesela biri bozuk para verdi bana. 1 euro verdi. Bana böyle yemek verecek yerlerde kalmam önemli. Deodorant veriyormuş. Tam hijyen verecek. Bu da çöp toplama aparatı. Şimdilik gerek yok bunlara. 6 dolar 15 centim var. Dediğim gibi yerde arıyorum. Bak sokak sanatçılığı yapıyor bu adam. Şuralarda kendimizi temizleyebiliyoruz ya da tuvaletlere gidip tuvaletlerde temizlememiz lazım. Bu barınak da gıda toplama veriyormuş. Yanında hemen market var ve kütüphane var. Bak burası güzel bir yer. Neden? Kütüphanede aynı zamanda ders çalışabiliyoruz. Oturdum ders çalıştım. Çok iyi konsantre olamadın diyor. Sadece 1 puan arttırabildim. Bakın bu eğitim seviyemiz bizim. Eğer bunu çok arttırabilirsek ne kadar eğitimli ne kadar kültürlü olursan o kadar kolay iş bulursun. O tarzda iş bulabileceğiz diye kısaca düşünebilirsiniz. İsterseniz darlayabiliyorsunuz da bu arada insanları. Bak 23 tane hurda verdim. 1 euro falan öyle bir şey aldım. Bir dahakine daha yavaş geçerim. Dilenmeye devam. Bazıları cevap bile vermiyor abi. Bazıları umurunu bile koymuyor. Para sterlinmiş bu arada. Çok da fark etmez. Bazıları tersleyecek bizi, kaba davranacak ve biz de bu yüzden mutsuz olacağız. Bakın polis kovalıyor beni, polisten biraz kaçarak davranıyorum. Normalde
Bak sen kendini bu bataklığa soktun diyor. Ve direkt mutsuz olduk, gördünüz mü? Tribe girdik. Açlığımız 8'e kadar düştü. Polis gitti, şimdi şunlardan bir dilenelim bakalım. Açken mutluluğumuz çok hızlı azalıyor. Bu yüzden de sıkıntı yaşayabiliyoruz. Şunu alalım şimdilik. Bizi biraz tutsun. Şu barınakta kalacağım bu arada. Saat 8'de karartma oluyor. 8'e kadar girip dinlenmemiz lazım. Eğer 8'e kadar girip dinlenmezsek, barınağa girmezsek barınak bizi almıyor. O yüzden 7.30'a kadar falan buralarda takılıp, kimse de para vermiyor. 7.30'a kadar falan buralarda takılıp sonra içeriye girmek lazım. Bak polis gördü beni, gördün mü? Bu hiç hoş olmadı. Ve görmezden geldi, parayı aldık, süper. Neyse, çok da abartmadan ilk günü bitirelim. Her gece barınakta farklı olaylar yaşanıyor. Mesela ilk kez girdim. Kimisi bağımlı, kimisi içine kapanmış, kendi kendine mırıldanan, yaşlı ve bitkin ya da genç ve yıkık. Burası dünyadan kopan insanların son bulduğu bir yer diyor. Artık sen de onlardan birisin. Ve mutsuz olduk. Bunları düşünürken psikolojik olarak mutsuz olduk abi. Mutluluğumuz 95'e düştü. Yeni bir gün ve biz dilenmeye devam ediyoruz. Para yapmamız lazım. Kesinlikle paraya ihtiyacımız var ve perkler var oyunda. Yani avantajlar var. Bu avantajların özelliği nedir? Sen bir şeyi ne kadar çok yaparsan o konuda gelişiyorsun. Gerçek hayat gibi düşün. Diyor ki dilenmekten mutluluk kazanılmaz. Ama bir eşya alırsam insanlardan bonus mutluluk kazanırım. Bunda da diyor ki iş çıkışı saatlerinde eğer dilenirken para kazanırsam artış olacakmış. Yani biz dilenci gibi oynayacağız bu oyunu. Tabii her şeye bakacağım ama dilenci gibi oynayacağım. Bu yüzden elimden geldiğince eşyaya değil de paraya oynamaya çalışayım. Bakalım neler yapacağız. Cevap bile vermiyorlar abi. Ama bak, bu önemli. Buna gerçekten ihtiyacın var mı? Doğru cevabı vermen lazım. Bugünümü geçireceğim dedim. Al bakalım dedi. Orada eğer şey yapıp böyle kendimi acındırıp işte ailemi geçindiriyorum ben buradan falan dersen şey diyebiliyor. Sana inanmıyorum. Sen hani yalan söylüyorsun bana deyip vermiyor, basıp gidiyor. Ne kadar verdi? Bir de ondan geldi. 7.47'miz var abi. Kütüphaneye gidelim. Bugün kapalılarmış, yarın tekrar gelin diyor. Bugün çalışamayacağız. Bu arada hijyen seviyemiz bayağı düşüyor. Hijyen seviyesini de çok düşürmeyelim. Hemen bir tuvalet bulmaya çalışalım. Tuvalette kendimizi bir temizleyelim. Şu hurdaları verip sadece 4 tane toplamışım. 28 sent falan geldi. Çok acıktım dedim. Bilemedim neden dedi. Bu gece kalacak bir yere ihtiyacım var. Ve parayı aldık. Güzel, tuvalet de burada. Şu an takıldığımız mekan gayet güzel bu arada. Gelecekteki avantajlar için daha fazla seçenek düşük mutluluk seviyesi yürüme hızını daha az etkiler diyor. Daha fazla seçenek alalım. Çünkü mutluluk seviyesini çok düşürmemeye gayret edeceğim. O yüzden de bu bizim için daha iyi olabilir. Bak sadece ben evsiz değilim. Başka evsizler de var. O yüzden onların mekanlarında çok fazla takılmamaya çalışalım. Hem onların kazandıklarını hem de benim kazandıklarımı etkileyebilir. Tokluk seviyem bayağı düştü. Yemeğim yok. Hemen bir markete gideyim. Marketten bir şeyler alalım. Yoksa günü geçiremeyeceğiz. Her markete farklı ürün var. Mesela 100 tokluk puanı veren 3 euro diyeceğim buna. 3 euroya da bir şeyler alabiliyorsun. Ya da böyle şansına bir anda denk geliyor. Bunu da almak zorunda kalabilirsin. Neden? Mutluluğun düşmesin. Şimdilik bununla idare edelim. Bugünü bu açlık seviyesiyle kapatıp tekrardan barınağa giderim. Barınakta eğer gıda toplama varsa bana aşevi falan yardım edebilir. Biraz darlayalım bakalım. Bak darladığım için kızdı bana. Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine gıda toplama veriyor. Şimdi oyunda ikamet denen bir sistem var. İkamet nedir? Aynı yerde 5 gece kalırsan sana ikamet veriyor artık. Hani burası senin yerin. Nerede kaldığın belli diyor. Bu sayede de bankada kendine hesap açabiliyorsun. Ya da kütüphanede artık sana kütüphane kartı verebiliyorlar. Çünkü sana güveniyorlar. Ve bu sayede de artık kütüphanede çok daha rahat çalışabiliyorsun. Bakalım elimizden geleni yapacağız abi. Şimdi bakalım.
Lan ben bunları istemedim ki zaten. Nasıl ısrarcı olabilirim? Mutluluğum seri azalıyor. Şuna da soralım sonra içeriye girelim daha fazla azalmasın mutluluğumuz. Tamam. İnsanlar kaba davrandığında mutluluk seviyesinin düşme olasılığı azalır. Geçelim. Kötü havalarda önemli ölçüde artan dilenme başarısı. Dilenme başarı oranı biraz artar. Bu kötü havalarda sadece arttırıyor ama bayağı arttırıyor. Bu az bir şey arttırıyor, her havada arttırıyor. Bence bunu seçelim. Bize her zaman yardımcı olacak ve geçtim. Enes Gürbüz'den 2 TL bağış gelmiş. Gerçek Enes Gürbüz olduğunu zannetmiyorum adam. Ağrıdayken atamaz. 350 gün vatan için geri senin için bir tanem demiş ve aynı adam da 2 TL atmış. Muhtemelen troll. Güzel troll. Değilse kankam hoş geldin. Bu gece yeterince yer var ve ısıcaya en yakın yatağı seçiyorsun. Gece tavşan iki adamın sesini uyanıyorsun. Dinle pislik, bana bir onluk borçlusun. Ödeyeceğini söyledin. Şimdi nerede? Oldukça sinirli görünüyor. Diğer adamın borcunu ödemeyi teklif edecek misin? Şimdi diğer adamın borcu ne kadar bilmiyorum. Ama insanlarla iyi geçinmek bizim oyundaki ne diyeyim insanlarla iletişimimizi arttırıyor. O yüzden ben bu riski alacağım. Borcu ödeyeceğim. Şimdi çok da yaklaşmak istediğine emin olamadan onlara gidiyorsun. Tamam ben senin borcunu ödeyeceğim diyor. Sonra okey onlar gülüşüyorlar. Benim param biraz azaldı. Şehirle iletişim arttı. Mutsuz oldum ve bir özellik geldi. Bana yemek vermişler yardım derneğinden. Bir de sosisim var bu arada. 65 kokluk getiren. Ve hayatta kalmam. Kötü hava koşulları yürüyüş hızını daha az etkiler. Mutluluk ve tokluk daha yavaş eksilir. Bu da yürüyüş hızımı bayağı arttırıyormuş. Kötü havalarda mutluluk ve tokluk daha yavaş eksilir. Bu iyi ya. Kötü havalarda çünkü gerçekten zora giriyoruz. Devam edebiliriz şimdi. Şurada biraz ders çalışalım. Mutluluk seviyem iyi olduğu için bakın ne kadar güzel çalıştık ve 6 öğrenim puanına ulaştık diyelim. Bu öğrenim puanları arttıkça işe girme ihtimalimiz artıyor. İş çıkış saati. Bizim bir yeteneğimiz var. İş çıkış saatlerinde miydi? Bir şekilde aldığımız dilencilik puanı paralarımız artıyor abi. Oyun güzel güzel. Oyun saracak size emin olun. Daha başlarındayız. Sonunda birilerinden para aldık ama çok az alıyoruz ya. Bana biraz vermeleri lazım yani para vermeleri lazım yoksa sıkıntıya gireceğim. Yemeğim birazdan bitecek. Şu adama sormuş muyduk? Çok da ısrar etmek istemiyorum mutluluğum düşmesin diye. Neyse ki yemeğimiz var. Bugün yemek aldığımız için kafamız bir tık daha rahat olacak. Yemeğe para vermeyeceğiz. Sadece dilencilik değil, hırsızlık yaparak falan da bir şekilde geçinebiliyoruz ama yani kötü adam olmak istemiyorum. Çalışmak, para kazanmak, hayatımı o şekilde sürdüren bir adam olmak istiyorum. Şimdi diğer evsizler ya beni daha kolay kabul edecek. Çok iyi olaydan elde edilen mutluluk kazanımında da biraz artış diyor bu. Barınaklarda tokluk seviyesinin yenilenmesi artar. Şimdi ben genelde barınaklarda kalacağım abi. Bu yüzden de barınakta alacağım. Bu arada aynı adamdan 5 TL daha bağış gelmiş. Troll değil bağışım gözüksün istedim demiş. Eyvallah aynı adam. Bağışın için teşekkürler. Arada orayı kontrol edeceğim. Şimdi yiyecek bir şeyler alayım diye bana para veriyor. 66 sent verdi. Çok fazla vermedi. Ama şimdilik güzel paralar. Oyunun başındayız. 66 sent bile bir şey. Arada böyle satıcılardan bir şeyler de alabiliyoruz. Bunlar sürekli oluyor. Yani bir günde gitmiyor. O yüzden bunları almak önemli. Bunları ala 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 karakterimizi geliştiriyoruz gibi düşünün. Bir atıyorum Knight Online'da char'ınızı diziyorsunuz gibi düşünün. Burada da char'ımızı dizeceğiz abi. Şu polise çok fazla görünmeyelim. Arada da birkaç hurda yakalamaya çalışıyorum. Ama paramız gayet az. Allah rızası için be. Aa polis gördü benim dilendiğimi. Burada dilenemezsin çekti. Hemen uzaklaşalım. Eksi 2 puan yedik bir de. Atar yediğim için. Gün bitmeden bir dolar falan daha alsak. Kadın sen kimsin der gibi öksürdü gitti. Yok kimse yardım etmedi.
Aynı barınakta kalmaya devam ediyorum. Oyun güzel yavrum ya. Güngören sokaklarında sıradan bir gün. Aynen öyle. Barınak bu gece dolu. Ranzaların oluşturduğu koridorlar gevezelik, tartışma ve fısıltılarla dolu. Bir hışırtı duyuyorsun. Gözlerini açtığında birinin yatağının dibine diz çökmüş iki karanlık figür görüyorsun. Uyuyan kişinin çantasını karıştırıyorlar. Şimdi iki kişi olmasa bir kişi olsa belki atar koyardım ama onları durdurmayacağım. Yok sayacağım. Çünkü beni dövebilirler. Sağımı solumu kırabilirler. Bir görmezden gelelim abi. Ne yaptıkları belli değil. Hatta kendi eşyaları bile olabilir. Beni ilgilendirmez. Güzelce dinlendim. Şehirle ilişkim azaldı ama mutlu oldum. Ve bana yine yemek desteği geldi abi. Atar koymak için erken arkadaşlar. Biz kendimiz hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şu anda başkalarını kurtarmak için hadi para verirsem veririm ama kendi sağlığımı tehlikeye atamam yani. Artan iş avantajı şansı. Minimum eğitim kazanımlarında artış, işlerden daha fazla para. Şimdilik biz eğitim almaya çalışıyoruz. İş aramıyoruz. O yüzden de eğitimi arttırdım. Güzel, kaç para vereceksin? Oha! Çok iyi verdi lan. 3.81 verdi. Helal olsun. Bu arada eğer videoları ve yayınları beğeniyorsanız arkadaşlar katıl butonu aşağıda katıl butonundan kanala katılarak destekleyebilirsiniz. Şimdi bugün dersimizi çalıştık. Şimdilik 5 euromuz var. Çok fazla paramız yok. Bugünü full dilenerek geçirip bir tane daha yemek almam gerekecek. Sonra da şu recycle muhabbetinde bak. Sen kimsin çekiyor gene. Hurdaları falan verip biraz daha para yapabiliriz. Ne kadar hurdan var? İyi gene 70 sent kötü değil. Karnım acıkıyor ve bir tane enerji barım varmış. Bugünü geçirir miyiz enerji barla? Geçiririz. Biraz daha hızlandım bu arada. Oyunun adı Change, evsiz birinin hayatta kalma deneyimi gibi bir şey arkadaşlar. Zaten açıklama kısmına da yazıyor olacağım. Şu anda başladığımızda yazıyor olması lazım. Şurada bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Abdestimizi alalım. Hazır hızımız yüksekken sağa solu geziyorum ki burada toplayayım. Çok kötü davranıyorlar ya. Aa, verdi. Polisin yanında çok takılmadan kaçalım. İyi, iki tane ard arda insandan almayı başardık. Mutluluk, tokluk veya hijyen seviyesi. 50'den az olduğunda dilenmekten kazanılan para daha az olur. Bu iyiymiş. 50'den az olduğunda başarı dilencilikten artan mutluluk artar. Fena değil. Yanıtlamalar daha başarılı. Ya bunlardan biri illaki 50 altında oluyor yani. O yüzden bunu alalım. Birini 100 yapsam diğeri illaki 50'nin altında olacak. Bu bizim için daha... Aa, polisi görmedim. Dikkat etmedim. Seni uyarıyorum diyor. Atar koyuyor bana. Birkaç kere daha şey yaparsam beni içeri atabilir. Direkt biz dinlenelim çünkü açlıktan geberiyorum. Neden olduğundan emin değilsin. Bugün her zamankinden daha iyi bir gün. Belki de bu gelişi güzel, keyifli günlerden biridir. Hala umut var. Şehir bu gece sakin diyor. Çok iyi, mutlu da olduk. Dilenmezsen mutluluk seviyesi artar. Bu benlik değil. Saldırıya uğrama olasılığı azalır. Önceki geceyle aynı barınakta veya kalıcı barınakta kalıyorsan karartma olmaz. Karartma dediği şey de şu. Saat 8'den sonra ay önce barınağa girmek zorundayım. Eğer 8'den önce girmezsem dışarıda kalmak zorundayım. Bence bunu alalım. Hem geceye kadar dileniriz. Lafa bak. Bir süredir kıyafetlerini temizlemedin. Çamaşırhaneyi ziyaret edene kadar hijyen seviyesi artık 50. Bizim çamaşırhaneye gitmemiz lazım. Bayağıdır yıkanmadım diye oyun dedi ki bize. Yani kirlisin kardeşim diyor. Gidip temizlik yapmam lazım bir kendime. Bak yanlarından geçiyorum diye. Benden iğrendiler resmen. Çamaşırhanede kıyafetlerimizi temizledik. Bakalım burada ne var. Şimdi benim gıda fişim var. O fişi vererek direkt yemek alabiliyorum. Para vermeden. Ama 18 tokluk verecek şeyi almam yani. Gidip 100 tokluk veren şeyler falan varken onu almam. Bunların her yanından geçerken bana laf atıyor olmaları çok kötü ama. Böyle her seferinde eksi puan eksi puan yiyeceksek berbat olabilir. Bu arada ezanların yardımıyla bakalım. Oyunda neler yapacağız. Şimdi
Bu arada barınakımız, vay güzel Türkçe. Barınakta bir kere daha kalırsam ücretsiz bir ders alacakmışım ve ikamete bir gün kalmış. İkamet çok önemli, daha önce de söylediğim gibi. Mutluluk da veriyorsun ama hiç iyi değil ya. Ama açlıktan öleceğim abi, almam lazım. Açlıktan ölmeden şunu bir yiyelim. Yürüme hızı büyük ölçüde artar, yürümek tokluk seviyesini daha hızlı düşürür. Kötü. Kışın bütün gün sıcak kalmak mutluluğu arttırır. Ama bütün gün sıcak kalamam ki. Tokluk seviyesi 80 üzerindeyse yürüyüş hızı önemli ölçüde artar. Bütün gün sıcak kalmak mutluluğu arttırır. Ya mutluluk çok önemli ya. Mutluluk çok düşüyor. Yürüyüş hızımız çok artmasın. Sıcak kalalım abi. Umarım doğru kararı vermişimdir. Ders çalıştım. Eğitim seviyemi yine yükselttim. Bunlar tekrarlıyorum. İş bulmak için ileride çok gerekli olacak. Şimdilik hani gereksiz zaman kaybı gibi düşünebilirsiniz ama 2 euro 47 sent. Harika. Yine aç kaldık. Bundan da aldık parayı. Mutluluğumuz düşecek. Direkt atar koydu. 10 veya daha az teslimatta hurda değerini az da olsa arttırır. Bunun ne demek olduğunu çok anlamadım. Sürekli gidip vermem lazım galiba. Çöp kutusunu karıştırırken çok düşük ekstra para bulma olasılığı. Çöp kutusunu karıştırmıyorum. Tamam, bunu alalım. Çöpçü değiliz abi. Çöp karıştırmıyoruz. İnsanlardan para dileniyoruz. Ve onlardan aldığımız parayla yiyecek bir şeyler alıyoruz. Karnım gurulduyor bu arada. Bugün mutluluğun düşmesine izin vereyim. Barınaktan yiyelim abi. Düşsün artık. Bunlara para harcamak, gıda fişi harcamak istemiyorum. 85'e kadar falan mutluluğun düşmesine izin verelim. Sonra da barınağa girelim. Ondan az veriyorsan burada parasının miktarı artıyor. Yani 20 sent falan demişsin ama çok artmıyormuş. Bu arada aynı adamdan 5 TL daha bağış gelmiş. Derse kaçıyorum, yayınlar demiş. Eyvallah. Burada direkt kalalım. Şimdi burada ikametimizi aldık. İkametimizi aldığımız için önce bir şurayı okuyalım. Birkaç saat sonra yanına tökezleyerek gelen bir adam yüzünden birdenbire uyarındırılıyorsun. İşi kokuyor, ayağa kalkmak için debelenirken altında kaldığını ve ödünün koptuğunu fark etmiyor. İtelim abi. Alanımı ele geçirmiş. Bütün gece orada horluyor. Ve insanlarla da ilişkim bozuldu. Mutsuz da oldum abi. Ve kış geldi. Hadi bakalım. Burada barınakta ikametim var. Bankada hesap falan açabilirim. Size söylediğim muhabbet. Kış aylarında dışarıda uyurken hastalıkları önler. Ben barınakta kalıyorum. Alkol içersen mutlu oluyorsun ama bağımlılığın artıyor. Bunu hiç istemiyoruz. Bize başka market lazım abi. Başka markette geçeceğiz. Şimdi kütüphane kartımı aldım. Kitap ödünç alacağım. Kitap okumak beni gerçekçi hissettirmiş, psikolojimi arttırmış ve ders çalıştım. Bugün bilgisayarlardan birini kullanabilirsin. Bir sonraki işini bulmak için mi hazırlanacaksın yoksa mutlu olmak için zaman mı harcayacaksın? Yine ders çalışsak mesela, arda arda ders çalışabiliyor muyum? Arda arda ders çalışabildim ama açlıktan geberiyorum. Bu tarafta market var mıydı? Şu an büyük bir risk aldım gereksiz yere. Bu tarafta market var mıydı bilmiyorum. Gittik bakalım. Tuvalet var. Tuvalette bir elimizi yüzümüzü yıkayıp ısınalım. Bir market var. Umarım güzel bir yemek satıyordur. Çok iyi. Sosisli verdi. Hatta bir tane daha ver. Elimizde bulunsun. Daha fazla yemeyelim. Şurada da seyyar satıcı var. İstersen seyyar satıcıdan da yine alabilirsin. Şimdilik güzel gidiyoruz. Ders çalışıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Kütüphane kullanımını genişletir. Bu da ikamet kartı zaten. Vesaire vesaire abi. Güzel gidiyoruz. 24 dakika olmuş videomuz. 5 dakika daha takılalım. Sonra da ilk videomuzu bitirelim. Bence başlangıç için gayet güzel takılıyoruz. Bozuk para taşımıyorum. Düşsene post makinesiyle gezdiğini. Vallahi bizim Güngören'dekiler yapar mı yapar. Eskiden fakir olmasa da gururlu bir İsmail vardı. İsmail. Bilir misin o şarkıyı? Donuyormuşuz, ısınmamız lazımmış.
Onun için de yapmamız gereken şey gene tuvalete gitmek. Tuvalete gidip ısınabiliyoruz. Tuvalete gidip bir seri ısınalım. Mutluluğumuz çok düşüyor çünkü. İnanılmaz düşüyor kışın eğer üşüyorsan. Gebertiyor seni. Şurada ısınalım. Temiziz zaten. Barınağa doğru gitmem lazım. Köpeği sevmeye çalışıyorum ama köpek neye göre sana geliyor, neye göre avlıyor, hopluyor onu bilmiyorum. Bir sandviçim var, ister misin? Tabii olur abi. Sandviç önemli. Şimdi biz karartmadan etkilenmiyoruz bildiğin üzere. Erkenden girmek zorunda değiliz. Yoksa şu an dışarıda kalmıştım yani. Burası benim takıldığım yer. Karartma zilinden önce giriş yapmasın. En son kaçta girebiliyorum acaba buraya? Bilen arkadaşlar gene chatten yazsın. Çöpleri de karıştırabiliyoruz. Onu da yapsak iyi olur bence. Ya çöpten hastalık kapmak çok istemiyorum. Bir adam içeriye girmek için savaşmış ama personel içeriye almamış. Biz de çok mutsuz olmuşuz bu durumdan. İnsanlar için de üzülüyoruz. Barınakta kalmadığı zaman ikametgahını kaybetmek daha uzun sürer. Sokaklarda daha iyi, barınaklarda daha kötü olay. Kesinlikle iyi değil. Daha iyi takas yapma. Bu olsun, barınakta kalamadığımız bir gün olur. İkametgahımızı kaybetmeyelim abi. Beyin yorgunluğu eğitim seviyenizi 20'nin altına düşürmez. Ders çalışmak daha uzun ama bazen yüksek eğitim bonusları, işlerden daha fazla para. Şimdi biz sürekli ders çalışacağız bu ara. O yüzden bunu alalım. Şansımız yaver gider, denk gelir. Bu arada kütüphaneye kitabı vermem lazım geri. Bunlar senin yeni kıyafetler al. Güzel para verecek galiba. Süper. 3 dolar aldım. Bak bu çok iyi. Sadece bir mutluluğumu düşürüyor. Ve 100 tokluk veriyor. 2 tane aldım bundan. Biraz ders çalışayım sonra direkt koyayım onu. Kitabı iade edelim. Kitabı eğer iade etmezsen diğer gün sıkıntı yaşıyorsun abi. Baksana 5 tane aldım resmen. Dünyanın en zeki insanı gibi biraz ders çalıştık ve koyduk. Biraz daha ders çalışalım. Bir 5 daha koyduk. Muhteşem. Biraz daha ders çalışalım. Bugünü ders çalışmaya adadım abi. Para ile uğraşmadım. 44 eğitim puanına ulaştım bile. Eğitim puanında gayet iyi gidiyoruz. Direkt rahatsız oluyorlar benden. Hijyenim çok düşük. Gidip bir yıkanalım. Hijyenimizi arttıralım. Sonra da shelter'a gidelim diyeceğim ama zamanım var mı acaba? Umarım sokakta kalırım ya ben, yok. Yıkanmayacağım. Yıkamaya gitmiyorum. Çünkü bu sefer geri dönemezdim. Barınakta kalmayıp dışarıda kurtlar köpekler kıçımızı ısırmasın. Burası bizim barınak değil mi? Sağlık kontrolü yapacaklarmış. Bir sonraki hastalığı önlersin. Süper. Şurada bir iki dilenelim. Belki biraz daha para yaparız. Yapamadık. Barınağa gidelim direkt açlıktan ölmeden. Ve girelim içeriye. 28 dakika olmuş. Bence ilk video için yeterli. Bugün evsiz bir adamın hayatına başladık. Şunu da okuyalım. Tehlikeli bir şey olmuş. Başka bir feryat. Neredeyse bir çığlık. Bu sefer nereden geldiğini biliyorsun. Köşedeki biri kabus görüyor. Öfkeli bir adam ayağa kalkıyor. Ona doğru yürümeye başlıyor. Yok sayacağım abi. Yok sayacağım. Beni ilgilendirmez bunlar. Mutluluğum arttı. İnsanlarla ilişkim yine kötüye gitti. Ve kış bitti. Bir sonraki videoda yaz aylarında biraz daha yaşayacağız. Gün 8'deyiz. Eğitim seviyemiz muhteşem arttı bence. Bu ilk video için. Diğer videoyu biz zaten şimdi çekmeye devam edeceğiz tekrar. Siz diğer gün izleyeceksiniz muhtemelen. Videoyu izleyen herkese beğeni atmasını, yorum atmasını rica ediyorum. Eğer beğendiyse. Ayrıca da maddi anlamda destek olmak istiyorsanız kanala katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.